Selam canım üstadım. Bir ateist özetle diyor ki Allah var olsaydı kötülükleri, çirkinlikleri ve acı çekmeyi yaratmanın da insanların güzelliklerinden zevk almasını ve kendisine şükretmenin ve cennetten sonsuza kadar zevk alıp mutlu olmaya olabilmene sağlayabilirdi. Buna nasıl cevap verebiliriz acaba? Yok öyle bir şey olmaz. Yani ben kendimde yaşayarak görüyorum. Olur mu? Sürekli olgunlaşıyorum, değişiyorum. İnşallah. Mesela tutkuyu daha derin öğreniyorum. Ben eskiden normal bir insandım. Mesela aşık olmanın, tutkunun derinliklerini gördüm. Güzelliğin derinliklerini görüyorum ve gittikçe gelişiyorum. Bu acıyla, çileyle oluyor, eğitimle oluyor. Öyle bir şey yok. Yani ırmağın kenarına gidince insan mutlu olmaz. Yani Allah öyle, o zaman melek olursun. Dediği doğru, var öyle. Katrilyonlarca melek var. Katrilyonlarca, katrilyon çarpı katrilyon. Ama Allah ona yeterli görmüyor. Evet. Yani onlarda Allah gerçek sevgiyi bulamıyor. Allah gerçek aşkı istiyor. Mesela Peygamberimiz çok seviyor. Habibim diyor. Evet. Sevgilim diyor Peygamberimiz. Onda gerçek sevgiyi buluyor. Mesela Mehdi. Allah diyor ben onu çok seviyorum diyor. Onu seveni de seviyorum diyor. Allah. Allah aşkı arar. Aşkı istiyor. Çile olmadan aşk olmaz. Nerede olmuş öyle bir şey? Mesela bir hanım derse ki ben seni çok seviyorum. Neyine göre seviyorsun? Evet. Der mesela sen çile çektin, acı çektin, Allah'ı çok seviyorsun, Kur'an'a hizmet ettin. O zaman inandırıcı olur. Kara kaşına, kara gözüne. Hazreti Yusuf'a evinde kaldığı kadın diyor ki, gözlerin ne güzel diyor. Gözlerim toprağa akacak diyor. Burnun ne güzel diyor. Burnum toprağa düşecek diyor. Öyle deyince kadın hiçbir şey diyemiyor artık. Sonsuz olan hayat güzeldir diyor. İnşallah. Yusuf. Evet. Sonsuz bedenim güzeldir diyor. Doğru söylüyor.